Not much really. Obviously, Manchester United, the team that I was at before, I played for them before, a long, long time ago. 10 years forward, I'm 30 years old. I feel like I've matured in my game. I'm at a big club, Galatasaray. I think with the help of the manager or the team that we have, a lot of talent in the team, a lot of experience. So yeah, I think we're ready for the game tomorrow. Obviously, they've got a good team, but at the same time, we've got players who can hurt them as well. So yeah, we're just, me personally, I'm looking forward to the game. Aslında çok fazla bir şey söyleyecek yok. Tabii ki de Manchester United benim daha önceden bulunduğum oyunlar için oynadığımı biliyorsunuz siz de uzun zaman önce. 10 yıl öncesindeydi bu. 10 yıl sonra bugün 30 yaşındayım. Bence oyun olarak olgunlaştım. Ama Galatasaray'a geldim ve bence hocamızın da yardımıyla takımın da içindeki yetenekle birlikte bizim çok deneyimli bir takımımız var. Bence yarınki maç için hazırız. Tabii ki de onların da iyi bir takımları var aynı zamanda. Bizim de onların canını yakabilecek oyuncularımız var diğer yandan. Hepimiz oyuncular olarak dört gözle bekliyoruz yarınki maçı. Obviously, I have a preferred position, which is left wing. But whatever's needed for me from the coach in regards to the team, I'm prepared to do. So, if he needs me to play in that position, I will. I've played there before in the past. So yeah, if I need to play there, then yeah, I don't mind. Tabii ki de benim bir tercih ettiğim pozisyon var, sol kanat. Ama herhangi bir pozisyon nerede ne ihtiyacı varsa eğer hocamızın, ben tabii ki de takımın iyiliği için onu yapmalıyım. Eğer bana o pozisyonda oynamamı isterse, tabii ki de oynarım. Daha önceden de oynadığım bir pozisyon ve orada oynamam gerekiyorsa eğer benim için bir sorun yok. I'll be honest. When you look at my face, do you think I'm bothered at all? Realistically, I think I went through a phase where you either build from it or you die out from it. And me personally, that I was never gonna die out from it. So it built my character for me to just continue my career because I was determined to not let my career die out. Because I went somewhere and it didn't work out. I was just determined to reach where I wanted to reach, and yeah, I'm here today, here. Dürüst olacağım. Yüzüme baktığınız zaman sizce herhangi bir rahatsızlık hissediyor muyum? Hayır, yani gerçekten belli bir dönem geçirdim orada. O dönemde ya bitecektim tamamen ya da bunun üzerine koyup da oradan kendimi yaratacaktım ve ben kesinlikle orada bitirmeyecektim kariyerimi. Benim o noktadan sonra yaptığım her şey kariyerimi yükseltti ve kendim kararlılıkla ilerlettim. Orada bitmesine izin vermemeliydim. İstediğim bir şey vardı ve onun için mücadele ettim. Nereye varmak istiyorsam orası için mücadele ettim ve bugün buradayım. No, it wasn't. It was just a normal league game event against Man United. It happened to just be against Man United. Obviously, I had my past here, but that was when I was 19, 20. That's when I actually thought, oh, I'm playing against Man United again. But when I went back to Crystal Palace and obviously had league games against them, I just played every game like it was work. So yeah, I felt no different way about playing them. Hayır, yani herhangi bir ekstra bir şey hissetmedim. Sadece normal bir lig maçıydı. Manchester United'a karşı oynadım. Manchester United'a karşı olsa da tabii ki burada bir geçmişim vardı o zamanlar oynadığımda. 19-20 yaşında olduğum zamanlar. Manchester United'a karşı oynadığım zamanlarda onları düşündüm. Ama Crystal Palace'a gittikten sonra sadece lig maçıydı yani. Her maça ben sanki işmiş gibi baktım o noktadan sonra. Herhangi bir farklı bir şey hissetmedim bu konuda. Yeah, that is very true. I'm a player that plays with my heart on my sleeve and I'm very passionate. So I think I reciprocate the love that I get. So obviously, the time that I've been here at Galatasaray already,
the love I've got from the fans, I've had from the fans and my teammates have been amazing. So yeah, like as soon as I step on a pitch, I obviously want to show what I can do and express myself even more, and hopefully get us back to winning games in Europe. Evet, ben kendi ruhumla, kendi üstümde bunu bir giysi gibi geçirerek oynuyorum. Bana ne zaman bir sevgi gelirse ben onu yansıtırım her zaman tabii ki de. Buraya geldiğimden beri burada geçirdiğim süreç içerisinde Galatasaray'da şimdiden bana gerçekten çok sevgi gösterdiler. Taraftar bunu gösterdi, takım arkadaşlarım gösterdi. Harikaydılar benimle. Dolayısıyla sahaya adımımı attığım anda tabii ki de kendimi daha fazla ifade edebiliyorum ve umarım bizi tekrardan Avrupa'da maçlar kazanmaya yardımcı olacak bir noktaya getireceğim. No, not really, to be honest, because I don't know if you've everyone's been to the Galatasaray games. It's the loudest thing you'll ever hear. So, yeah, me when I speak to the lads, to be honest, it's not about Man United. It's about what we can do, and it's how we're gonna impose our game on Man United tomorrow night. So that's all we're focused on, what we're gonna do to hurt Man United, really, that's it. Hayır, yani hayır aslında açıkçası çünkü bilmiyorum siz daha önce Galatasaray maçlarını izlediniz mi ama duyabileceğiniz en yüksek sesli şey çok büyük bir gürültü. Ben arkadaşlarımla konuştuğum zaman takım arkadaşlarımla Manchester United hakkında konuşmuyorum aslında yani bizim neler yapabileceğimiz, kendi oyunumuzu nasıl onlara gösterebileceğimiz, onlara üstünlük kurabileceğimiz bizim de yapmaya çalışacağımız şey bu yani Manchester United'a karşı. Evet, tabii ki bu statta olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yarın bizim için de Manchester United için de çok önemli bir karşılaşma. Bu zamana kadar hep hedefimiz tabii ki Galatasaray olarak Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarılar. Bunu da devam ettirmek istiyoruz aslında. Oyuncularım hazır, biz hazırız. Ligdeki iyi performansımızı Şampiyonlar Ligi'nde de devam ettirmek istiyoruz. İlk maçı itibariyle tabii ki aldığımız beraberlik aslında maçın ilk yarısında çok önemli bir oyun ortaya koymuştuk. Bunu ikinci yarıda aynı şekilde devam ettiremedik ama bu maçın bütününde hem iyi oyun hem iyi sonuç. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Tabii ki ne kadar şu anda insanların gözünde belki başarısız olarak gösterilse de ama önemli bir kadro. Önemli bir deplasman. Kazanmak için her şeyi yapacağını düşünüyoruz rakibimizin. Biz de buna planlarımızla hazır olmaya çalışacağız. Hedefimiz tabii ki bizim de kazanmak olur. Our good performance in the league, we want to continue with the performance in the Champions League. Tabii birincisi aslında çok 2 gün önce maç oynadık. Çok fazla çalışma süremiz de yok. Biz sadece bugün özellikle antrenmanımızı da İstanbul'da yapıp geldik. Çünkü taktik çalışma sadece bugün yapabileceğimiz için antrenmanı İstanbul'da yaptık ve buraya geldik. Orada da tabii ki bu yarınla ilgili planımızı çalıştık. Burada tabii ki rakibin artıları eksilerine göre düşüncelerimiz var. Özellikle sol bekte rakibimizin tabii ki mevcut orijinal bir sol beki yok. Orada farklı oyuncular kullandı. Yarın ne kullanacaklar bilmiyoruz ama dediğimiz gibi hem biz kendi oyunumuz, kendi oyuncularımız üzerinden bir plan belirledik. Sahada bunu uygulamaya çalışacağız. Sasha için de aslında Manchester'ın bütün hücum aksiyonları hem geçişlerde hem oyun içerisinde Rashford üzerinden geçiyor. Oyun içerisinde tabii ki çok fazla Rashford'ı birebir de bulmaya çalışıyorlar. Bu Sasha için de önemli bir maç olacak. Ama sadece defansif yönü değil, ofansif olarak da biz Sasha'dan yarın katkı bekliyoruz. Yine Sasha'nın bundan önceki maçlarda oynadığı gibi ofansif yönde aynı şekilde oynamasını isteyeceğiz. Sadece defans yapmasını istemeyeceğiz. Bu da hem Galatasaray için hem Sasha için hem dediğim gibi hem defansif olarak hem ofansif olarak da yine bir challenge olacak. The plus and minus sides of the team we're gonna play against. We have some ideas. Öncelikle tabii ki kendi açımdan başlayayım. Oyuncularımızın hep bunu söylüyorduk. Yani zaman geçtikçe hem yarışacağız hem de oyuncularımızı hazırlayacağız.
Wilfred burada tabii ki ligde ilk maçına çıktı ilk 11 olarak. Yine mesela Tanguy Ndombele'yi hiç daha ilk 11'de kullanamadık. İşte Hakim başladı, daha sonra durdu. Yani biz bir yandan yarışırken bir yandan da oyuncularımızı hazırlıyoruz. En iyi hallerine getirmeye çalışıyoruz. Birinci amacımız bu tabii ki. Yani takımımızın performansını yukarıya doğru götürmek. Şu anda yukarıya doğru giden bir performansımız var. İkincisi kendimize güveniyoruz tabii ki. Yani bu alanda, bu arenada olmayı önemsiyoruz ve burayı Galatasaray takımının hak ettiğini düşünüyoruz, biliyoruz. Oyuncu kadromuzla da burada oynamaya, iyi oynamaya ve yine kendi futbolumuzu oynamaya hazır hissediyoruz kendimizi. Onun yanında en tehlikeli maçlar bunlardır aslında. Yani şu anda Manchester United ne kadar kendi liginde iyi durumda olmasa da, Şampiyonlar Ligi'ne kaybederek başlasa da kendisi aslında kendisi için bir çıkış maçına çıkacak. Yani bu da baktığımızda yani bir takım için tabii ki mental olarak bazen bu tür maçlar, maç kayıpları sizi geriye götürebilir veya yine mi kaybedeceğiz düşüncesiyle sahaya çıkabilirsiniz. Ama bir yandan da tekrar bir çıkış yolu için ekstra bir performans ortaya koymaya çalışabilirsiniz. Bizim amacımız tabii ki kendi performansımızla yine rakibimizin, özellikle maçın başı çok önemli olacak bizim için. Kendi performansımızı eğer doğru bir şekilde sahaya koyarsak yine rakibimize bu anlamda zorluklar yaşatacağımızı düşünüyoruz. Ama dediğim gibi futbolun içerisinde çok iyi oynayabilirsiniz, kötü oynayıp kazanabilirsiniz, iyi oynayıp kazanamayabilirsiniz. Ama bizim amacımız dediğim gibi yani burada kazanmak istiyoruz. Yani rakibimizin ne kadar önemli bir takım olduğunu, önemli oyuncular olduğunu biliyoruz ama bizim de takımımız çok önemli, çok önemli oyuncularımız var. Biz de burada rakibimizde kazanmak için yine kendi oyunumuzu en doğru bir şekilde ortaya koyacağız.